Kuraşını götürün. Soframda istemem. Vıcık vıcık bir yaşın beyimizin sofrasında yeri yoktur. Etlerin yanına aşır yeter. Emredersiniz çok bana. Ellerine sağlık çoban adı. Her vakit olduğu gibi mükellef bir ziyafet hazırlamışsın. Babamızın yükünü sırtlanan beylerimiz her daim en iyisini hak etmektedir Toktamış Bey. Elimizde kaç kilim kaldı?
var mı aslan? Birkaçını beğenmedim baba. Kadınlar gece çalışıp yarın yetiştirecekler. Çok iyiymiş kızım. Çavdarların 90'dan teslim ettiğini kimseden duymak istemem. Düşman topyekun saldırıya geçecek. O yüzden kaybedecek vaktimiz yoktur. Bir kale gibi set olmalıyız onlara. Beyim, obada kazan kaynamak üzere. Ahaliye dayanacak takati kalmadı. Bunun körlerinde gözü kör olsun beyim. Doyarken ses yok, aç kalınca örtüler başlıyor. Bak yine var. Kaç senedir iyi bile dayandılar kardeş. Yapacağımız yüklü miktarda bir ticaret. Ahaliye unutulacaktır beyim. Belediklerin kilim almaya geleceklerini öğrendim. Tez vakitte obadaki bütün kilimler toplansın. Abdurrahman, dün dön. Biz dönene kadar bu vazife sizindir. Beyim, müsaade edersen obadaki tüm beyleri ziyaret etmek isterim. O yapmadık diye gönül koymasınlar. İyi düşünmüşsün artık bey. Hepsini şevke getiririz. Eyvallah beyim. Beyim, ya Sultan Yiğit ölürse... Ya peşine düşeceğimiz adamın kim olduğunu öğrenemezsek. Ama o pazardan canlı ya da ölü çıkarmaktan başka şansımız yoktur Turgut. Kocaman pazardan Sultan Alaaddin Casu'nu çıkarmak çok zordur beyim. Nasıl yapacaksın? Kurtlar... Allarını pusuya nasıl çekerler bilir misin bunlar? Sultan Alaaddin'in bu topraklarda vazifelendirdiği casusu yakalayacağız. Büyük balığı yakalamak için sünnetli şövalyeyi yerine attı. Tuzağımıza düşecek mi efendi Simon? Bu kadar kolay olmayacak Filip. Ona tuzak kurduğumu bilecek kadar zeki bir adam olduğunu tahmin ediyorum. Tuzak var, tuzak içinde. Doğru. Sakın unutmayın. Her ne pahasına olursa olsun onu canlı ele geçireceğiz. Tanrı yardımcımız olsun. Ertuğrul Bey'in desturu.
seninle.